Merhaba sevgili çocuklar, Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir bölüme hazır mısınız? Bu bölümde sizlerle önce çok güzel bir fotoğraf makinesi yapacağız. Sonra fotoğraf makinesinden çıkan çok güzel bir manzara resmi çizeceğiz. Hadi o zaman önce malzemelerimizi tanıyalım. Renkli fon kartonları, simli evalar, makas, yapıştırıcı, bir tane karton kutu ve askı malzemesi. Hadi o zaman etkinliğimize başlayalım. Evet sevgili çocuklar, şimdi önce malzemelerimizi tanıyalım. Benim şöyle bir tane kutum var. Böyle kapaklarım var küçük. Bunlarla düğme yapacağım. Siyah fon kartonum, kırmızı. Böyle simli evalarım var. Keçeli kalemlerim, yapıştırıcım ve makasım hepsi hazır. Öncelikle bir boyama işlemim var. Böyle bir tane bardağa ihtiyacım var. Karton bardağı. Bu karton bardağı boyayarak işe başlayacağım. Çünkü karton bardağın boyasının kuruması gerekecek. Siyah alıyorum elime. Akrilik boya kullanıyorum. Şöyle biraz sıkalım. Bir fırça yardımıyla bardağımın dışını komple boyayacağım. Biraz şöyle bandıralım. Şimdi aşağıya doğru fırça darbeleriyle dikkatli bir şekilde boyuyoruz. Beyaz bir yer bırakmamaya çalışıyoruz. Güzelce. Bu işlem eğer evde fırçanız yoksa böyle bir sünger yardımıyla da yapılabilir. Ben düz akrilik boya fırçasıyla yapıyorum. Şöyle kesik uçlu bir fırça bu. Ve sonuna geldim şöyle. Akrilik boya çok uzun sürede kurumuyor. Ama yine de ben önceden bunu yapıp şöyle kenara bırakmak istedim açıkçası. Evet, boyama işlemi tamamlandı. Şimdi şöyle kenarından tutalım. Bardağımızı şu şekilde bir köşeye bırakalım, kurusun. Bizler de diğer işlemlerimize geçelim. Bunlar burada dururken bizler ne yapalım? Bizler şu siyah fon kartonumuzla bu elimizde bulunan kutumuzu kaplayalım. Yine kaplama işlemimizi önceki haftalarda da gösterdiğim gibi bir köşeden başlayıp katlaya katlaya gideceğiz. Bu yapıştırma işlemini şu şekilde yapalım. Şu kenarlarına biraz silikon sürelim. Ve tam köşeye oturtturalım. Şimdi bu işlemi şöyle çevireyim. Aynı şekilde yapıştırıcı sürüp yapıştırarak devam ediyoruz. Ne yapalım? Silikonumuz bitmiş. Silikonumuzu yenileyelim. Şu köşeleri silikon sıkarak devam ediyorum. Şimdi kağıdımı şu şekilde kaldırıp hop bırakıyorum. Şimdi şu kısmı kesmem gerekecek. Bakın. Şuradan bir makas alalım elimize. Şuradan bir kesik atıyorum. Çünkü burayı şöyle yapıştıracağım. Hatta şu anda elimde direkt bu varken oraya da yapıştırabilirim. Bu sefer şuraya birazcık yapıştırıcı sürelim. Güzelce bastıralım. Her yerine yapıştırdığından emin olalım. Şimdi şu üstteki parça fazla olan orayı cetvelimizle çizelim. Ve alalım.
boşu boşuna o parçayı ziyan etmeyelim. Şimdi bu parçayı buradan ancak bir maket bıçağı yardımıyla çıkarabiliriz. Şurayı şöyle keselim. Şimdi dönelim ve burayı keselim. Şimdi ne yapacağız? Kartonumuzla güzelce kutumuzu kaplayacağız. Yine devam ediyorum kaplamaya. Ne yapıyorum? Şöyle köşelerine yapıştırıcımı sürüyorum. Ve kartonumu şöyle üstüne doğru kapatıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve son parçamı da şu şekilde biraz şöyle gerdirerek sağlam yapışsın diye güzelce yapıştırıyorum. Şimdi sadece şu alt kısmı kaldı. Bu alt kısmına da şuradan kestiğim parçayı yapıştırarak güzelce kaplamış olacağım. Buradaki parçayı çıkaralım. Şöyle güzelce çıkardım. Şurada da fazla bir parça var, onu da keselim. Onu da alalım oradan. Tamam, güzel oldu. Şimdi son olarak altını kaplayacağız. Peki altını nasıl kaplayacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya kartonun köşesine tam bunu oturtturacağım. Sonra elimdeki kurşun kalemle buradan bir kalıp çıkartacağım. Bu kalıbı da şöyle makasla keseceğim. Şimdi şu alt kısmına yapıştırıcımı güzelce sürüyorum. Tam köşelerine getiriyorum. Güzel yapışsın istiyorum çünkü. Biraz da şöyle ortasına süreyim. Buraya kalıbımı güzelce oturtuyorum. Şimdi yine fazla kalan kısımlarını şöyle yavaşça keselim ve buradan çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi az önceki kutudan eser yok. Bunu şöyle kenara alalım. Ne yapalım? Kırmızı kartonumuzu alalım. Ve şu alt kısmına bir bant çekelim. Bu bantı çekmek için de bir cetvel kalınlığında parça keseceğim. Şöyle şunu aldım. Bunu şöyle kenara alıyorum ve parçam hazır. Şimdi şöyle neresini önünü yapayım, şurasını yapayım. Güzel görünüyor. Bunu alıyorum, tam şu alt kısmına yapıştırıp şöyle saracağım. Hadi saralım o zaman. Yapıştırmak için yine şöyle ben elimdeki silikondan kullanacağım. Ve tam şöyle üstüne yapıştır. Devam ediyorum. Yanını kapatıyorum şimdi. Şöyle bastırdım, bastırdım. Şu kalan kısmı da arkaya doğru iteceğim. Çok güzel oldu. Şöyle yapıştıralım. Ve kapatalım. Şu kısmı şöyle itelim, itelim, itelim. Güzelce yapıştıralım. Evet. Şimdi diğer kısma geçelim. Bu güzel oldu. Yapıştırdık. Gayet de başarılı bir çalışma oldu. Şimdi şuradaki bunlardan, simli evalardan
küçük ince parçalar keselim. O ince parçaları bakın nerede kullanacağız. Şimdi o ince parçaları şöyle bayağı ince keseceğim. Bu hangi renkti? Kırmızıydı. Bir de şu gümüş renkten keseceğim. Kurşun kalemle çiziyorum. Makasla keseceğim. Evet. Şimdi makasımı elime aldım. İnce parçalardan şerit şerit keselim bakalım. Evet, 3 tane gri kestim. Bir tane de kırmızı keselim. Çünkü kırmızıya da ihtiyacımız olacak. Evet. Bakalım bardağımız kurumuş mu? Evet, bardağımız kurumuş. Şimdi bu bardağımız bizim fotoğraf makinemizin merceği olacağı için onun dışında birazcık süslemek istiyorum. Şuradan, şimdi Simli Eva'mın arkası benim yapışkanlıydı. Yapışkanını çıkartıp tam şöyle ortasına bir süsleme yapacağım. Şöyle bir şerit geçiyorum. Şeridimi şuradan kesiyorum. Bunu şöyle kenara alayım. Şimdi diğer şeride geçeceğim. Bu gri şeride. Yine Simli Eva'mın şu yapışkanlı kısmını açıyorum. Ve bunun önüne. Hep başlangıç noktalarını aynı yerden yapıyorum. Şöyle bir şerit geçiyorum. Yine buradan keselim. Bir de şuraya yapacağım. Üçüncüsünü. Hop. Yine başlangıç noktalarını aynı yerden yapıyorum. Ve bunu da tamamlıyorum. Şu iç kısmı var ya, şu bardağın iç kısmı. Orayı da siyahla boyayacağım. Şöyle bir miktar şöyle siyah alacağım. Güzelce boyayalım. Şimdi size hemen göstereceğim. İşte bakın. Burayı siyahla boyadık. Kırısı hazır oldu. Oraya elimizi sürmeyeceğimiz için elimizde şu an işlemimizi tamamlayabiliriz. Peki bunu ne yapacağız? Bunu fotoğraf makinemizin şöyle tam ortasına güzelce yapıştıracağız. Ama bunun için önce tamamen süslemelerini bitirmemiz gerekiyor. Fotoğraf makinemi ben biraz süslemek istiyorum. O süslemelerini yapalım. Ondan sonra da son aşamalarını hazırlayalım. Şöyle üst kısmına bir tane çizgi yapalım. Çizgiyi şöyle devam ettirelim. Şurada keselim. Şimdi aynı çizgiyi şuradan da devam ettireceğim. Şu kenarına getiremedik. Şöyle devam et. Ve şuradan yine fazla kalan kısmını keselim. Şimdi şuraya minik bir kare yapacağım. Şöyle parçalardan. Üstünü de şu şekilde yapıştıracağım.
Evet, bunları tamamen simli yuvalarla yapıyorum. Şu kısmına da yapacağım şöyle. Aşağı doğru geldim. Şu kırmızının üstünü kestim. Bir de şöyle geliyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Tam ortasına bunu yapıştıracağım. Bunu yapıştırırken ben silikon kullanacağım. Çünkü silikonla çok iyi yapışacağını düşünüyorum. Şöyle güzelce tam bu silikon sıkma kısmını biraz dikkatli yapalım lütfen. Çünkü tam köşesine sıkmamız gerekecek. Ve şöyle tam ortasına oturalım. Evet, çok güzel oldu. Şöyle yandan görüntüsü, şöyle de karşıdan görüntüsü. Şimdi benim elimde şu şekilde iki tane daha önceden hazırladığım kapaklarım var. Bu kapaklar herhangi bir kapaklar da olabilir. Siz evde bulduğunuz başka şeyleri de yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesini sağa, bir tanesini de sola yapıştıracağım. Peki bunu yapıştırırken nasıl yapacağım? Yine kapağın şu alt kısmına şöyle güzelce sürelim. Buraya yapıştıralım. Şimdi diğerini de aynı şekilde şu altına güzelce sürüyorum. Bu sefer de tam karşısına ama sol tarafa yapıştırıyorum. Bence buraya kadar gayet güzel oldu. Şimdi son olarak bir tane parçam var. Bu parçam da benim. Şöyle boynuma asmak için. Hadi bakalım bunu da yapalım. Şimdi gelelim tam şu karşı tarafına. Şuraya sıkalım bence şöyle. Silikon sıkıyorum. Ve bunu buraya pıt diye yapıştırıyorum. Şimdi gelelim tam karşı tarafına. Şuradaki şu ipi de makasla keselim. Ve yapıştıralım. Şöyle doğru olduğunu emin olalım. Bunu da tam buraya yapıştıralım. Evet sevgili arkadaşlar, bayağı güzel oldu. Bakalım. Hop. Bence güzel bir çalışma oldu. Hadi bakalım. Ben buraları temizlerken siz de buraya kadar neler yapmışız bir bakın. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi fotoğraf makinesiyle çok güzel çekilmiş bir doğa resmi çizelim. Ne yapacağız? Sadece keçeli kalemlerimiz lazım ve böyle renkli boyalarımız lazım. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle size bir tane ağaç çizimi göstermek istiyorum. Sonra perspektif açısına uygun olarak geriye doğru gideceğiz. Öncelikle bir tane ağaç çiziyorum. Ağacın gövdesiyle işe başlıyorum. Şöyle yukarıya doğru bir çizgi çiziyorum. Bunlar ağacın gövdesindeki dallar. Ve aşağı doğru iniyorum. Burası da kök kısmı. Şimdi ağacımın gövdesini yapalım şöyle. Evet, gelelim şu alt kısmına. Ve arka tarafındaki artık manzaraya geçiyor. Şuraya da bir tane göl yapalım. Artık manzaramızı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim şöyle uzakta görünen dağlarımız olsun. Şimdi şurada bir tane bulutçuk olsun. Bulutçuğun altından görünen bir güneş. İşte çizimimiz
Böyle çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Boyayacağız. Boyama için istediğimiz gibi kalemler alabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben standart bir boyama yapmayacağım. Biraz farklı bir boyama yapacağım. Sizler de benim gibi farklı boyamalar yapabilirsiniz. İstediğiniz yöne boyayabilirsiniz. Her zaman aynı yöne boyamak zorunda değilsiniz. Hadi bakalım, şimdi başlayalım. Ben şöyle yeşil bir renk alıyorum ve ağacımın yaprak kısmını boyamaya başlıyorum. Aşağı doğru böyle boyamayacağım. Daha farklı bir yöntem yapacağım. Şöyle salyangozlar yapacağım. Siz bunlara G harfi de diyebilirsiniz. Bu şekilde devam edeceğim. Buralara geldiğimde biraz daha küçük G'ler yapıyorum. Evet, ağacımın yaprak kısmını tamamlamak üzereyim. Şimdi biraz koyu bir renkle aralarına şöyle bazı yerlerine renk katmak istiyorum. Evet, şimdi gelelim ağacımızın gövdesine. Ağacımızın gövdesini de kahverengiyle boyayalım. Şimdi şöyle yukarıdan pıt 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 şekiller yapacağız. Bakın standart bir boyama yapmıyorum. Daha farklı, daha çeşitli, daha güzel. Bence de çok eğlenceli bir çalışma yapıyorum. Evet, şimdi istediğim yerden devam ediyorum. Öncelikle ben şu aşağıdan yukarıya doğru gideceğim. Elime turuncu renk alıyorum. Turuncu rengimle buralara bir sürü A harfi yapıyorum. Bu çalışma okuma yazmayı yeni öğrenen arkadaşlar için çok eğlenceli olur bence. Evet, şimdi yukarıya geçiyorum. Üst kısmın için kırmızı bir renk alıp dalgalı çizgiler çiziyorum. Evet, bu şekilde. Evet, kırmızıyla da işimiz bitiyor.
ve yine bir yeşil renkle devam ediyoruz. Bu sefer biraz koyu yeşille devam edelim. Bu sefer şöyle dikey çizgiler çizelim. Ve tabii ki denizin rengi mavi. Maviyle devam edelim. Mavinin üstüne biraz da koyu maviler ekleyelim. Daha koyu maviler de ekleyelim. Evet. Şimdi gelelim şu arka kısmına. Bu arka kısmı içinde çok güzel bir turuncum var. Evet, turuncumla şöyle S harfi gibi yapıyorum. Bakın şöyle kıvırım kıvırım, kıvırım kıvırım. Evet, turuncumu da şöyle kenara alıyorum. Şimdi dağlarımı yapacağım. Dağlarım için şöyle güzel yeşiller, sarılar, biraz da şöyle başka koyu renk sarılar alalım. Şimdi bunları yatay böyle çizgiler çizeceğim aşağı doğru. Sonra diğer renklerden ekleyeceğim. Bunu da yapalım. Ve diğer renklerle üstünden geçelim. Biraz da yeşille geçelim. Şimdi gelelim bulutları ve gökyüzünü yapmaya. Önce bulutlar için böyle açık bir mavi alıyorum. Şöyle resmimi ters çeviriyorum. Şöyle yuvarlayarak. Buyurun. Ve şimdi de güneşimizi boyayalım. Evet. Şimdi gökyüzü için bir kırmızı, bir de pembe boya aldım. Kırmızıyla şöyle araya çizgiler çizeceğim. Ve pembeyle devam ediyorum.
Evet, şimdi sadece siyah kişilik kalemimi elime alıyorum ve bu yaptığım resmin üstünden geçmek kalıyor. Şimdi elime siyah kalemimi aldım. Yaptığım resmin güzel güzel şöyle üstünden geçiyorum. Bu işlem de benim resmin biraz daha ön plana çıkmasını sağlıyor. Evet, çok güzel oldu. Sevgili arkadaşlar, bakınız çok güzel bir resim oldu. Şimdi fotoğraf makinemizle, yaptığımız resmimizle sizlere veda etme zamanı geldi. Evet sevgili arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi etkinliklerimi tamamladım. Şimdi sıra sizde. Siz de yaptığınız etkinlikleri TV52 WhatsApp hattından bizimle paylaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.